Şimdi dün Salih ben boşanmak istiyorum dedi. Bu konuda netim ve kararlıyım dedi. Buyursun Mevla ve Salih. Onlar çıktılar mı? Çıktılar. Şimdi giriş çıkış trafiği ayarlandığı için Salih de geliyormuş. Hatırlatmamız ekrana geliyor mu? Hatırlatmamız yok. Şimdi size bir ekip arkadaşlarım hazırladığını bir görüntü izleteceğim. Biz dün canlı yayında Mevla'nın ilk ben ayrılık kararı aldım. Boşanacağı Salih'le ortak kararımız evet. Açıklaması vardı. Dün Salih de canlı yayına gelip cuma günü barıştıktan sonra Salih'le aynı evin içerisine girip çocuklarla beraber yaşamaya başlayınca 24 saat sonra dedim ki ben bu evliliği sürdüremiyorum. Ben bu evlilikte yokum dedi. Ben boşanmak istiyorum dediniz. Ve bu sizin kararınızdı değil mi? Evet. Yani boşanma kararını isteyen ilk sizin talebiniz miydi? Evet. Evet. Ben boşanmak istiyorum dedi. Evet. Kendime güvenemiyorum dedi. Şimdi cumadan cumartesiye 24, pazara 48 saat. Pazar günü akşam söyledi. Yani 48 saatte bir fikirleri değişiyor. Evet, pazar günü akşam 48 söyledim. Saat önce seni istemiyordu. Sonra üzerine bir barıştı. 48 saat sonra istemiyorum dedi. Evet. Ama Mevla Salih süreyi kısalttı sevgili seyirciler. Dün yayından sonra siz bir araya gelmişsiniz. Orada bakın hangi açıklamada bulundu. Büyük bir hata yaptım. Çok pişmanım. Çocuklarımı ve eşimi kaybetmek istemiyorum. Görüyorum ki gerçekten çok pişman olmuş. Ona şans verdiğim için çok pişmanım. Boşanmak için geldim. Salih, Mevla ile boşanmaya karar vermişsiniz. Evet, anlaşmadı. Mevla ile konuştum, anlaştım. Ayrılmak istiyorum, tek cevap. Ayrılmak istiyorum, tek cevap. Ben boşanmayacağım, ben boşanmayacağım, ben boşanmayacağım. Mevla'yı da bıraktım. İki kadınla ve çocuklarının aynı. İki kadınla ve çocuklarının aynı. Herkes kendi yoluna. Niyetim boşanmak, boşanmak değildi. Tüm Türkiye'de bunu duysun. Ben istemiyorum. Ben elinden tutup gidiyorum. Şimdi boşanmak istemiyorum diyor. Şimdi boşanmak istemiyorum diyor. Düşünmeden bir karar aldık. Niyetim boşanmak, boşanmak değildi. Tüm Türkiye'de bunu duysun. Ben buraya sadece bunları konuşacağım. Az önce boşanmak istiyorum dedin ya. Dedim. İki boşanmıyorum. Ve çocukların aynı. Herkes kendi yoluna. Boşanmak istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Sen boşanmak istiyor musun? İstemem, boşasın. Ben istemiyorum. Ben elinden tutup gidiyorum. Sen Salih'le gitmeyi kabul ediyor musun? Ne var? Dün topaç demiştim ya, o topaç oyunundan bahsetmiştim ya, onun asıl adı fır döndü. Ona fır döndü denir. Sen de tam da o fır döndü gibisin. Fır döndü Salih. Dün ekip arkadaşlarım şimdi söylediler, biz bir saat hani afaki bir süre olarak yazmışlar ama yayın bitimi 18.45, 15 dakikası sonrası. 10-15 dakika sonrası hatta. Bakın bir saat bile değil. Burada boşanmak istiyorum. Benim için bu iş bitmiştir dedin. Evet. 15 dakika sonra neden boşanmak niyetim değil diyorsun? Bir araya gittik Mevla'yla. Orada denk geldik. Ağlamasına kesinlikle dayanamadım. Bilmiyorum. Ya Esra'm, açıkçası ben gerçeği söyleyeyim size. Ben buraya sadece konuşmak için gelmiştim. Tamam, ben ekibinizi aradım. Boşanmak için geliyorum dedim ama niyetim o değildi, gerçekten değildi. Dün de son dakikada yine söyleyecektim bunu, biraz sinirlendim. Çıktım gittim.
Derdim boşanmak değildi. Pazar günü akşamdan beri boşanacağım diyorsun. Benim, ağlamasına dayanamadım diyorsun. Ben pazar günden beri hep ağlıyorum benim zaten. Benim niyetim gerçekten yine dün gece de yorumları okudum. Her şeye takip ediyorum. Çok tehlikeli bir adamsın. Aslında tehlikeli değilsin de gerçekten sana inanan biri için tehlikelisin. Yok, gerçekten tehlikeli değilimdir. Yani normal hayatımda da daha değilimdir. Daha ne kadar tehlike yapacaksın ki? Üç tane çocuğuna ben verdin, sadece zararı verdin. İki tane kadın senin hayatında perişan olmuşlar. Onların da zaten akılları, düşünce sistemleri iptal, o infilak olmuş durumda. Daha ne zarar vereceksin? Ya, zarar verdiğimi düşünmüyorum. Bana şunu açıkla. Sürekli bir saatte bir karar değiştiren bir adamsın. Ya ben dediğim gibi Mevlana elini tuttum. Gidecektin, boşanmayacaktın. Evet. Yayın sonrasında mı? Evet, evet. Sen? Ben gitmiyordum ki. Karar verdin. Ben Mevlana elini tutup gitmek istiyorum. Peki dün ilk benim karşıma çıktığında neden boşanmak istiyorum dedin? Ya onun açıklamasını şu şekilde yapayım. Ben sadece sesimi duyurmak için. Ben Mevlana elini tutup son dakikada gidecektim. Sinirlendiğim için yapamadım. Salih, tüm Türkiye senin el tutmalarını gördü. Esra da sesimi duyurmak... Kaç eli kaç kere tutup bıraktığını da gördü. Biliyorum. Biliyorum. Senin ne kadar... değişken ve tehlikeli ve tutarsız olduğunu da gördü. Hala o tutarsızlıklarına şahit de oluyoruz. Evet, biliyorum. Bir de avukat hanımın dün dediği son cümle ne demişti? Tazminatını ödeyeceksiniz. Ben de demiştim ki o kadar zengin olsam buraya çıkmazdım. Yorum bu aşırı bir tepki gösterdi. Salih diyorlar sadece para için oraya geldi. Ben o anlamda demedim ki. Sen ne zaman bugün... Hülya Hanım, çok özür dilerim, size cevaplattıracağım. Sen neden boşanmadan vazgeçtin biliyor musun? Çocuklarla ilgili düzeni kurup nafaka ödeyeceğini duyduğunda... Hayır. Buyurun Hülya Hanım. Hayır, hayır Esra. Bunu ben baştan biliyorum. Salih Bey, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Salih Bey, siz utanmıyorsunuz, ben sizin adınıza utanıyorum. Utanıyorum, gerçekten utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Tamam, utanın. Evet, utanıyorum ama sizin adınıza utanıyorum. Kendi adınıza da utanabilirsiniz. Ben hiç kendi utanacak bir şey yapmadığım için asla utanmıyorum. Ben siz utanacak, bu kadar fırdöndü yaptığınız için siz utanın ama siz utanma, ar duygunuzu kaybettiğiniz için utanmıyorsunuz. Ben sizin adınıza herkesle utanıyorum. Utanabilirsiniz, sıkıntı çünkü yok. Çünkü en tehlikeli sıkıntı ebeveyn, yok. En tehlikeli ebeveyn çocuklarını aldığı her kararın ortasına koyan kolaycı... Kusura bakmayın, o halk arasında bir tabir vardır. Halk çok iyi anlayacaktır. Hemen böyle Esra Hanım'ın dediği çok hafif kalır yanında. Yanar döner böyle anında değişir. Esra Hanım boşanmak istemiyorum çünkü çocuklar var. Esra Hanım şimdi boşanmaya karar verdim ama işte çocuklarla ilgili bir durum var. Esra Hanım Mevla'ya bir gelecek kuracaktı. Siz boşanacaktınız ve hayatınıza devam edecektiniz. Bundan vazgeçildi. Dün... büyük büyük yine hareketleriniz vardı, sinirleniyordunuz. Neye sinirleniyorsanız insanlar, siz herkes eylemlerinden sorumlu. Nafaka dedik, öderim dediniz. Eşinize evde tahsis ederim dediniz. Ben de dedim ki bu kadar bu rezilliğin üstünde kırılan bir gururunu da onarı verin. Maddi manevi tazminat hakkı da var, protokole onu da yazalım. Onu da verin dediniz. Siz dediniz ki ben zengin değilim. Evet. Ben de döndümse değil, dedim ki madem zengin değilseniz Türkiye'de fırfır pandemi döneminde dönüyorsunuz. Herkes için cebinde iki tane eş alma nefsinizi durduracaksınız. Sorumluluğunuzun altında olan çocuklarınıza bakacaksınız. 67-68 yaşındaki babanızı çalıştırmayacaksınız. Babam çalışmıyor, merak etme. Tamam mı? Tamam. Mevla. O yüzden eğer bir çocuk... Alt soyuna, yine tekrarlıyorum, alt soyuna gerekli sorumluluğu alamıyorsa, üst soyunu da, babasını, ebeveynlerini de rahatsız ediyorsa, kurduğu bir evlilik, kaç yıl oldu evliliğinizde, hala daha büyük babaya karşı bir bağımlılık duygusuyla çocuklarınızı yaşatıyorsanız bu sizin ayıbınızdır. Ki baba da maalesef ki sizin yapmış olduğunuz çirkinlikleri sizle yaşadığı ve baskılarınızdan dolayı da boyun eğmek zorunda kalıyor. Mevla, sen boşanmak istiyor musun? Abla, istiyorum zaten. Ben şu an ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Pazar günü akşamından beri konuşuyoruz. Ama onu en iyi tanıyan sensin. Ben tanımıyorum artık. Ama
Şimdi 10 yıllık evlilik yapan, 10 yıl onunla aynı yastığa baş koyan, onun her halini, tavrını, mimiğini, davranışlarını bilen sensin. Evet. Pazar günü sana ne dedi? Boşanalım dedi. Evet. Pazar günü akşamı söyledi. Hani arada ağladığına üzüldüm, dayanamadım dedi ya. Pazar günü onun söylediğinden beri zaten ben full ağlıyorum. Her gün ağlıyorum. Görüyor zaten ağladığımı. Dün de aynı odadaydık. O zaman da gördü. Buradayken programa çıkmadan önce. Yani buradan çıktıktan sonra ne değişti de Salih tekrar geri kararına ama vazgeçti. Ama dün de boşanmak istiyorum dedi. Evet, burada kaç defa sordunuz. Anlaşmalı olarak boşanmak istiyorum dedi. Tamam, Hülya Hanım'ın dediği gibi evini de ayarlayacağım dedi. Çocuklar için nafakaya da tamam dedi. Sonra ben orada çıktım. Yayından 15 dakika bile olmadı. Ben çıktım. Sonra geldi oraya, yanıma geldi. Ben hatta bana sarıldığında ben sarılmadım bile, ittirdim yani, bırak beni dedim. Elimi tutup götürmeye çalıştı, gitmedim. O zaman şöyle yapalım. Anlamıyorum yani. Şu anda boşanmak istemiyorsun değil mi? İstemiyorum. Şimdi anlaşmalı boşanma olsaydı, gerekli şartları siz oturup uzlaşıp belirlemiş olsaydınız, biz sizin anlaşmalı boşanma konusunda size yardımcı olurduk. Bence sen boşanmak istiyor musun? Evet. Boşanmak istiyorsan boşanma davanı aç. Çekişmeli boşanma olsun. Tüm taleplerini de mahkemede dile getir. Neden çekişmeli gitti? He? Neden gitti? Ya şimdi bu adamın ne kadar fır döndü olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Ben burada bak inan, şurada toplasan bir hafta olmamıştır. Günde belli dakikadan tansiyonum çıkıyor, buralarım kızarıyor. Sen ona boşanma davanı aç. Davanın arkasında dur. Çekişmeli olacaktır. Nafak çocuklarla ilgili işte nafakanı da, maddi manevi tazminatını da, ne istiyorsan, ne talep ediyorsan yap, boşan ve kurtul. Abla ben bundan boşanacağım, bu bana hiçbir imkan sağlamayacak. Gene beni ortada bıraktı, kaçtı gitti. Ama şöyle, bu adamın kim olduğunu sen herkesten daha iyi biliyordun. Evet. Değil mi? Ya bugüne kadar yani... Esra Erol mu vardı hayatında? Beni konuşturuyorsun yine. Ben... Planınız tutmadı, planınız tutmadı. Şimdi geri fites atıyorsunuz. İşin özü bu yani. Sen istediğin gibi bilebilirsin Gamze abla. Ben sana bir şey söyleyeyim. 5 yıldır ekrana çıkıyorum. İnan senin kadar profesyonel oyuncu olmadım ben şu ekranlarda. Tebrik ederim. Yemin ben ediyorum. Neymişim? Gerçekten. Hayır. Ben kendi boşanmadan ben neymişim? Hayır, hayır. Esra Hanım olsun, Hülya Hanım olsun yine çok uygun bir dille sana yaklaşıyorum. Ne de buradaki insanları lütfen. Şimdi bundan sonra boşanma kararında yani. Tamam, Mevla. Tamam, ben saygınız. Hayır, Mevla adli yardım talebinde de bulunabilir. Mevcut durumunu da ortaya koyabilir. Boşanma ile ilgili her türlü girişimde bulunacak. Bir kere ben senin karşına böyle bir adam varken sizin anlaşmalı boşanma konusunda size aracılık edemem. Yani dün boşanmak istiyorum, bugün vazgeçtim diyen bir adamla... Dün, bugün olsa gene iyi abla. Hayır, yola çıkamam zaten, artık bu beni aşan bir ya şey. Ya da size bu... şunu söyleyeyim, siz ne etmişsiniz? Çünkü onda hani netlik yok. Sizde de gelgitler çok fazla olduğu için hani ben sağlıklı sizin adınıza da düşünemediğinizi düşünüyorum bazen. Yani bu bir sürece mi yayılmalı diye de düşünüyorum. Siz mesela dün o Salih Bey'le beraber olduktan sonra işte sarılmaya çalıştı falan. Telefonla görüştünüz mü? Mesajlıyorsunuz? Hayır. Telefonum zaten bende değildi. Görüşmedim. Yok, bu kadar değişkenlik de olmaz. Şimdi bu kadar olay... Hani ortaya çıkmış. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.